Muaviye'nin ölümü ve Yezid'in mektubu. O gün de akşam olmuş ve mescitte bulunanlar dağılmışlardı. Ancak Allah Resulü'nün sözleri olduğu gibi halkın kulaklarında çınlamadaydı. Bulundukları her mecliste ve gittikleri her yerde Hüseyin'in öldürüleceğini anlattılar. Halk bu konu üzerinde titizlikle durdu ve bu hadiseyi gözleriyle görmeleri için beklemeye koyuldular sanki. Hicri 60 yılının Recep ayında Muaviye öldü. Yezid, Medine valisi Velid bin Utbe'ye bir mektup yazarak bütün Medine halkından ve özellikle de Hüseyin'den kendisi için biat almasını, biat etmediği takdirde başını vurup kendisine göndermesini emretti. Velid, Mervan'ı çağırarak istişarede bulundu ve görüşünü sordu. Mervan, konu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı. Hüseyin, Yezid'e biat ederek alçalmaz. Senin yerinde ben olsaydım, senin gücün bende olsaydı şayet, hiç gecikmeden Hüseyin'i öldürürdüm. Velid buna karşı şöyle dedi. Böyle bir işe girişmektense dünyaya gelmez olaydım. Asla bu alçaklığın yükünü sırtlanamam. Velid daha sonra elçi göndererek Hüseyin'i evine davet etti. Hüseyin, ehlibeytinden ve dostlarından oluşan 30 kişilik bir grupla Velid'in evine geldi. Velid önce Muaviye'nin ölüm haberini duyurdu ve Yezid için biat etmesini istedi. Hüseyin biat meselesinin önemine değinerek bunun gizlice yapılamayacağını söyledi ve ekledi. Halkı biat için davet edeceğin zaman bize de haber sal. Mervan dedi ki, Hüseyin'in sözüne kulak asma, mazeretini kabul etme ve eğer biat etmiyorsa onu sağ bırakma. Hazreti Hüseyin öfkelenerek şöyle buyurdu. Vay olsun sana ey kötü kadının oğlu. Benim öldürülmem için ferman mı veriyorsun? Andolsun Allah'a sen yalan söyledin ve bu sözü demekle de kendini aşağıladın. Daha sonra Velid'e dönerek şöyle dedi. Ey emir, biz peygamber ehli beyti ve risalet kaynağıyız. Meleklerin inip kalktığı ev bizim evimizdir. Allah bizim hatırımıza rahmetini insanların yüzüne açtı ve sonu da bizim adımızla olacaktır. Yezid'e gelince, o alenen günah işlemekten kaçınmayan, içki içen ve kan döken biridir. Benim gibi biri Yezid gibi birine biat etmez. Ancak siz de bu geceyi sabahlayın, biz de siz de iyi düşünün. O zaman hangimizin hilafet makamına daha layık olduğunu anlarız. Ardından Velid'in evinden çıktı. Mervan Velid'e dönerek dedi ki, benim nasihatime kulak asmadın ve söylediğimin aksine hareket ettin. Velid, vay haline, ne yani dinimi ve dünyamı kaybetmemi mi öneriyorsun bana? Andolsun Allah'a yeryüzünün saltanatını bana verseler bile Hüseyin'i öldürmem. Andolsun Allah'a her kim elini Hüseyin'in kanına batırırsa Allah'ın huzuruna çıktığında iyiliklerinin kefesi çok hafif olacak ve bağışlanması da imkansız. Allah böyle birine rahmetle bakmaz. Onu günahtan arındırmaz ve çok elim bir azapla onu cezalandırır, dedi. O gecede sona erdi. Hüseyin aleyhisselam sabahın ilk saatlerinde yeni bilgiler edinmek için evinden çıktı ve yolda Mervan'la karşılaştı. Mervan İmam Hüseyin'e şöyle dedi. Ey Hüseyin, ben senin hayrını isterim. Benim nasihatimi dinle ki saadete kavuşasın. Hüseyin aleyhisselam, nedir nasihatin, söyle de duyayım, buyurdu. Mervan şöyle dedi, ben Yezid bin Muaviye'ye biat etmeni emrediyorum. Çünkü bu hem dünyanın ve hem ahiretin için en iyi olandır. Hüseyin dedi ki, şüphesiz biz Allah'a aidiz ve dönüşümüz de O'nadır. Şimdi İslam diniyle vedalaşmak gerekir. Çünkü peygamber ümmeti Yezid gibi birinin egemenliğine duçar olmuştur. Ben ceddim Resulullah'ın hilafet Ebu Süfyan oğullarına haramdır buyurduğunu duydum. Bir süre konuştuktan sonra Mervan öfkeli bir şekilde ayrıldı. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden haberdar oluşu. Yazar der ki,
Araştırmalarımızın sonucu İmam Hüseyin'in şehadetinden ve karşılaşacağı olaylardan haberdar olduğunu ve yapması gereken şeylerin de aynen yaptığı şeyler olduğunu anladık. İsimlerini Gıyasu Sultanil Vera Li Sükkanis Sera kitabında detayıyla zikrettiğim bazı ravilerin kendi belgeleriyle Ebu Cafer Muhammed bin Babeyev el-Kummi'den ve el-Emali kitabında da Mufazzal bin Ömer'den naklettiklerine göre İmam Cafer Sadık aleyhisselam kendi babalarından şöyle rivayet etmiştir. Bir gün Hüseyin bin Ali kardeşi Hasan'ın evine gitti. Kardeşinin durumunu görünce gözlerinden yaşlar süzüldü. Hasan, niye ağlıyorsun dedi. Hüseyin, size yapılan zulüm ve haksızlıklara ağlıyorum dedi. Hasan, bana yapılan zulüm gizlice içirilen zehirdir ve ben bunun tesiriyle öleceğim. Ancak senin düşeceğin duruma kimse düşmeyecek ey Hüseyin. Çünkü ceddimiz Muhammed'in ümmetinden olduklarını iddia eden 30 bin kişi senin etrafını sararak saygısızlıkta bulunmak, kanını akıtmak, seni öldürmek, aileni ve ehli beytini esir etmek ve ganimet toplamak için tetikte bekleyecekler. Bu arada Allah da lanet ve gazabını Ümeyye oğullarına yöneltecek. Gökyüzü kan ağlayacak, toz toprak savuracak. Her şey ve hatta çöllerdeki vahşi hayvanlar ve denizlerdeki balıklar bile senin başına gelenlere ağlayacaklar, dedi. Ömer-i Nesabe soy bilimi hakkındaki Şafii kitabında ceddi Muhammed bin Ömer'e dayandırdığı bir rivayette bazılarının ismine değindiğim bir grup tarafından bana şöyle nakledilmiştir. Babam Ömer bin Ali bin Ebu Talip dayılarıma yani Akil'in oğullarına şöyle nakledermiş. Kardeşim Hüseyin Yezid'e biat etmeyince yanına gittim ve yalnız olduğunu görüp şöyle dedim. Canım feda olsun sana. Kardeşim Hasan babası Ali'den naklederdi. Anlatmak istiyordum ki boğazım düğümlendi ve ağlamaya başladım. Hüseyin aleyhisselam beni yanına oturtup buyurdu. Benim öldürüleceğimi kardeşim sana söyledi mi? Dedim ki Allah o günü göstermesin ey peygamberin oğlu. İmam Hüseyin, seni babanın hakkına yemin veriyorum. Bu haberi sana söyledi mi? Dedi. Dedim ki evet canım kardeşim, hayatta kalman için niye Yezid'e biat etmedin? İmam Hüseyin buyurdu. Babam benim ve onun şehit edileceğini Allah Resulü'nden nakletti. Ve benim kabrimin babamın kabrine yakın olacağını söyledi. Bildiğin bazı şeylerden benim habersiz olduğumu mu sanıyorsun? Andolsun Allah'a asla zillete boyun eğmeyeceğim. Annem Fatimatü Zehra, ceddim Resulullah ile mülakat ettiğin zaman evlatlarına yapılan zulümlerden şikayet edecek ve onun evlatlarına eziyet etmiş olanların hiçbiri cennete girmeyecektir. Müellif der ki, bazı dar görüşlü ve örümcek kafalılar, şehadetin ne denli büyük bir adet olduğunu anlayamadıkları için, bir insanın böyle bir durumda kendini tehlikeye atmasından Yüce Allah'ın razı olmayacağını sanırlar. Oysa ki Allah, Kur'an-ı Mecid'de bazı insanlara emrediyor ki, nefsinizi öldürün. Tevbe ederek kendi Allah'ınıza dönün ve nefsinizi öldürün. Çünkü bu Allah'ınızın katında sizin için daha hayırlıdır. Belki de bu dar görüştüler ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ayetinin şehadet hakkında olduğunu sanıyorlardır. Oysa ki böyle bir düşünce tümüyle yanlıştır. Şehadet insan için en büyük saadetlerdendir. Maktel kitabının yazarı bu ayetin tefsiri hakkında İmam Cafer Sadık'tan bir hadis nakletmiştir. Ve bu hadisin asıl ravisi Eslem'dir. Nehavend veya başka bir savaşa katılmıştık. Müslümanlar savaşmak için saflarını düzenlediler ve düşman da karşımızda saf düzenlemesi yaptı. Hiçbir savaşta bu kadar uzunluk ve genişlikte saflar görmemiştim. Rumlar şehrin duvarına sırtını dönerek savaşa hazırlanıyorlardı. Bu arada bir Müslüman saftan ayrılarak düşmana saldırdı. Gören Müslümanlar, La ilahe illallah,
kendi eliyle kendini tehlikeye attı, dediler. Bunu duyan Ebu Eyyub Ensari şöyle dedi: siz bu ayeti düşmana saldırarak şehadete kucak açan biri hakkında uyarlamadasınız. Oysa ki bu doğru değil ve bu ayet bizim hakkımızda nazil olmuştur. Çünkü biz Allah Resulüne yardım ettiğimizden, kendi aile ve mallarımızdan el çektiğimizden dolayı kendi işimizi yoluna koyamadık ve neticede hayatımızın düzeni bozuldu. Durum böyle olunca kendi yaşantımızı düzene sokmak için Allah Resulüne yardım etmemeye karar verdik ve bundan ötürü de ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ayeti nazil oldu. Ayetin demek istediği şudur: eğer Resulullah'a yardım etmez ve evlerinize çekilirseniz, kendi elinizle kendinizi bedbahtlığa itmiş ve Allah'ı gazaplandırmış olursunuz. Bu ayet, evlerine çekilmeye karar veren bizleri reddetmekte ve İslam düşmanlarıyla savaşmaya teşvik etmektedir. Düşmana saldırarak Müslümanları da bu işe teşvik eden biriyle veya Allah yolunda cihad ederek ahiret sevabına ulaşmak isteyenlerle hiçbir alakası yoktur. Allah dostları, hak yol uğrunda alacakları kılıç ve mızrak yaralarından dehşete kapılmazlar.